Kayıtta mıyım şu an? Şu an kayıttasın. Evet, geçen sene Harley Davidson 2019 test sürüşünü çekmiştim. Sonra özel sebeplerden dolayı kaldırmıştım. Özel sebeplerden dolayı çok resmi. 2020 Harley Davidson test sürüşü son dakikada dahil oldum muhabbete. Zaten son test sürüşü bu. Son günün son test sürüşü. Envai çeşitli makine var. Maalesef son dakikada dahil olduğum için bu büyük abiler falan işte ne bileyim Rod'lar falan varken biz kaldık 1200 Sportster'a. Yani bunun da çok şikayet edilecek bir yanı yok tabii ki ama. Ben şunu istiyordum bak. Kullanamıyoruz ya. Hep senin yüzünden istediğimizi kullanamıyoruz. Ha. Bununla ilgili 883 Sexy Cruiser. Çok içtin. Vallahi çok içtin. Amerikan konsolosunun yanından Acıbadem Hastanesi'ne varıp oradan sağdan Sarıyer'e kadar gündüz süreceğiz. Öndeki mesafeyi açacağım ki motorların torkunu hissedin diye. Kaptan ışıklarda geçerse eğer ve size kırmızı yanarsa lütfen kontrollü bir şekilde kırmızıda geçin. Trafiğe bağlı olarak sürüşümüz 30-35 dakika sürecek. Güzel, keyifli sürüşler diliyorum. Teşekkürler. Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevdiğim nerede, ben neredeyim? Yani maalesef ki artık çok pahalı bir manzara. Harley Davidson'a gelen ek vergiler, dövizli, oydu buydu falan. Artık yeni kasaları falan hayallerde. Bu ne, devir mi? Haa, devir dişler. Ferhat baba. Aman 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 aman. Eyvallah. Yani ben de Harley varken de hep aynı şeyi düşünürdüm. Bu toplu grup sürüş olayı ilk 15-20 dakika süper. Sonra sıkılıyorsun. Özellikle daha önce çok hızlı motorlar kullandıysan ya da benim gibi tezcanlıysan sıkılıyorsun bir yerden sonra. Ama çok güzel mi duruyor? Müthiş duruyor. Müthiş dikkat çekiyor. Orası ayrı mevzu. Bu arada böyle bir videoyu ilk kez izleyenler için bütün motorlar İngiliz plaka. Harley yıllardır bir tane tırla bu motorları getirip ülke ülke geziyorlar. Bu motorları ülkelerdeki benim gibi Harley meraklısı sürücülere açıyorlar test sürüşüne randevuyla. Geliyorsun, burada denemek istediğin motosiklet modeli varsa internetten randevu alıyorsun. Diyorsun ki ben bunu kullanacağım. Çok hızlı reis. Bu sene İstinye'de yapılıyor. Geçen sene o zaman Bosporus Maslak varken orada yapılıyordu. Buradan çıkıyorsun, bir yarım saat kullanma şansın oluyor. Merak ettiğin modeli önden görüyorsun. Harley'de genelde işte gideyim test sürüş motor olayım falan olmadığı için bir de her sene bu oluyor. Böyle camlamışlar mamlamışlar. Biraz da uzun yol işi olmuş. Normalde birçok Harley'i aksesuarlarla işte genç, serseri ya da tam tersi yol modeli falan yapabiliyorsun. Daha önceden bir tane 2011 model Nightster 1200'üm vardı. Nightster da gene adından anlaşılacağı gibi Sportster serisinin bir modeli. Tabii üretimi bitti sonrasında. Bilgilerine hakim olduğum bir motor değil. Ama şunu söyleyebilirim. Hani 2011 ile daha çok kıyaslayabilirim şu anda. Nedense bana daha rahat geldi benim motorumdan sonra. Harley'in böyle bir olayı var. Bir kere biniyorsun, sonra arada bir hep canım binmek istiyor. Bir tane garajda dursun kafasına giriyorsun. Zaten çok param varsa o yüzden bir tane garajda duruyor. Aha bu ne? Aha bu ne? Çok şirin bir kornası varmış lan. Ne yapıyorsun? Oğlum, Harley çok iyiymiş. Çok güzel değil mi? Hadi biraz açalım bakalım ne gidiyormuş. Ya evet, bunu özlemişim ya. Lanet olsun. Hop, tümsek. Keşke bu kadar pahalı olmasın. Gerçekten Harley Davidson'da egzoz olmayınca bu makine böyle bir eksik kalıyor. Bu makineye egzoz, ya şunda böyle bir bada 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 bir egzoz olsaydı. Şu an şu görüntüde tek eksik olan şey ses. Dur gitme, sen sevdin. İnince çekeyim fotoğrafını bari. Sana yakıştı ha. Kanka ben sözü alırım bunu ben. Değil mi? Kaç paraya çözüyorsunuz bunu bize? Bize bir 50'ye verin ya bunları. İşte şimdi bir çıkıp böyle orman yolunda tek başına sürmek vardı. Test sürüşünde Harley Davidson'da kötü yanı bu. Çok böyle hani gruba uyumlu, grup da iyi değilse falan tempoları olmuyor işte. Onları bir alın oradan. Onları bir alın. Abinize bir iki çay getir. Bu gördüğünüz sürekli korna çalan sarı ya da kırmızı yelekli abiler video boyunca. Onlar road captain'lar. Harley Davidson'da çalışan. Ha, bu basan başkan gibi. Onlar da işte grubun. Çünkü grupta bir sürü manyak olabiliyor. Bu da işit değiştiriyor. Şerit değiştirenler, yanlayanlar, gazlayanlar falan. Bakınız ben. O yüzden bizi hizaya getirmeye çalışıyorlar sağ olsunlar.
En çok da seni seviyorum. İstanbul'u bilmeyenler için burası Büyükdere Caddesi'nin Hacı Osman'dan Sarıyer'e inen enfes yolu. Bayıldığım, hasta olduğum yollardan, yerlerden bir tanesi. Burada çekim yapmak falan da çok eğlenceli. Direkt ruhen yaşı artı 10 yapıyorsun ya. Böyle sakince bir yerlere gitme isteğim doğuyor. Yalnız makine çok sabit gördüğünüz gibi. Ya motor da hiç bilmiyorum. Sağlıklı bir yorum yapamıyorum. Kusura bakmayın. İşte Devir'in dijital olarak orada sürekli görünmesi. Bu 2830-2840 yazan Devir saati. İşte devrilmesi. RPM'imiz nerede? Onu gösteriyor. Vites göstergesi var. Bu güzel olmuş. Vites olarak çünkü çok fazla esnekliğe sahip olan motosiklet olduğu için. Hani 4 demeyeyim, 3 demeyeyim. Düzenli kullanıyorsanız Harley Davidson'ın kaçıncı viteste olduğunuz her araçta olduğu gibi anlıyorsunuz ama. Şu an mesela beni model değiştirdiğiniz zaman ya da uzun süre sonra kullandığınız zaman. Lan birkaç deyim etkisi veriyor. Bak birinci vites. Şu an mesela 2'ye geçsem ikinci vites falan, hatta 3'e geçmişim. Malum V-Twin, pistonlar büyük. Vites göstergesi bence güzel olmuş. Mesela şeyi fark ettim, benim Nyster'da aynaların sabitliği bu kadar iyi değildi. Ya gene vibrasyon var tabi, yok değil. Eski Nyster'a göre vibrasyonu çok çok daha başarılı. Ki ben o motorda mesela aynaları söküp altına takmıştım. Bunda da aynısı oluyor mu bilmiyorum. Harley Davidson Sportster modellerinde aynaları söküp ters bir şekilde aşağıya takarak bu aşağıdaki ayna modülünü uygulayabiliyorsunuz. Ben mesela öyle yaptığımda vibrasyon bir tık daha düşmüştü. Bunda vibrasyon daha az. Aynı öyle. İlk gördüklerimi söylüyorum. Bu cam tabi inanılmaz kesiyor rüzgarı şu anda. Bu gidon tarzında bir gidonda Harley kullanıyorsanız önde cam yoksa böğrüne böğrüne yersin havayı. Yanların ustasıyız arayınızın. Bu çıtırın instası ne be? Biraz daha yaşlı işi. Evet. Ya bu kombinasyonla yaşlı işi. Yapayım da alsınlar elimden. Ver o motoru. Sen bin kardeş. Minibüsle dön. Zaten yapabilmenden korkuyorum. Beğendin sen. Acayip bayıldı. Diğerini gördün mü? Gördüm gördüm. Olması çok acayip. Bak. Seninki mi acayip? Gel. Bu ne? Kamyo kornası koymuşlar. İyi yap senin işkeci. Nuriyatı var ya ben anam. Değil mi? O iyi. Alsa babalı korna yaptırırım. Bütün trafiği durdurup ortalığı birbirine kattılar. Sarıyer semalarında bir avuç Harley sürücüsü günün ortasında yolu kesip motor kullandı. İşte şu an mesela Sons of Anarchy 3. sezon muydu? İrlanda bölümü. İrlanda'ya gidiyorlar. Bütün iki kulüp toplanıyor, kullanıyor falan. Orada gibiyim. Plakalar da tutuyor. Mekan Hacı Osman. Darüşşafaka yani. Ben seviyorum ama Harley'i. Güzel. Sadece bu saatten sonra param olsa Sportster mi alırım? Soru işareti. Bu arka lastiği büyük olan abilerden bir tanesini daha çok tercih ederim. Zaten hani Uber bir viraj performansı beklemediğin için ben seviyorum galiba. Bir tık içimde bir Harley fanatikliği var. Tabii bunu söylüyorum ama Harley'i de incelemesinde en çok gömmüş. Yani 100 küsür bin izlenen incelemem var. Harley'i en çok gömmüş adamlardan bir tanesiyim. Ama ben hep diyorum yani gömülecek çok yönü var. Performans arıyorsan, tarz arıyorsan. Ya nasıl biliyor musun? Böyle evlilik gibi Harley ile ilişki. Karşındaki bireyin de kusurları var ama seviyorsun işte. Değerli senin için. İşte yıllar geçirmişsin beraber. Senin için ayrı bir noktada. Mutlaka daha iyi seçeneklerin vardır hayatta. Derler ya evlilikte işte. Evlenmeseydim şöyle olurdu falan. Burada mesela bu parayı buna vermeseydim şunu alırdın falan duyarsın. Ama içindesin işte bir yandan da. Olmuyor. Atsan atmıyor, satsan satılmıyor. Neyin fantezisini şu anda felsefesini yapıyorum bilmiyorum ama ilişki buna benziyor Harley ile benim için özellikle. Artık grup sürüşü baymaya başladığı için ben de boş yapmaya başladım. Harley'in hangi modelini almak istediğime karar vermek istesem falan hani böyle bir şeyim olsa. Çıkıp böyle bir doyasıya orman yolunda böyle bir orman yoluna giderken biraz hız yapmak. Sonra orman yolunda biraz o havanın tadına varmak. Kulakta güzel bir müzik. İster tabii insan. İnsan neler istiyor? Onlar da haklı. Öyle herkese motoru verelim. Gün içinde turlamaya gelen olur anladın mı? Hani bir bakayım abi nasılmış falan. Gidiyor gönlümün efendisi. Durdurun onsuz olamam. TikTokçular mı lan onlar? A few moments later. Şu müsait mi? Senin. Hah eyvallah abi teşekkür ederim. Biraz önce buna bakıyordum aklım kalmıştı. FXDR. Ben bunu galiba geçen sene kullanmıştım ama çok böyle rahat olmamıştı. Ha test sürüşünün yarısında tabii motorları değiştirmiştik. Bu makine FXDR. Bu makine ilk gördüğümde de bayağı tutulmuştum makineye. Böyle biraz daha road kafalarına yakın. Rengini çok seviyorum ya. Çok güzel bir rengi var. Sinyalleri eşek kadar geniş falan. Ya oğlum zaten FXDR'a binmek istiyordum. Ben de bunu aldım dedim. Bu da bana hiç gelmiyor. İleride yani. Ya da garajında bulunacak istediğin zaman hani. Uzun yolda. Aynen. Uzun yolda. Dokunmatik mi? Aa güzel. Yapıştır. Yapıştır.
Ay işte. Mesela spor strike bindiğin zaman diyorsun ki ha evet torklu falan. Sonra bunun gibi bir şeye biniyorsun Harley'de. Diyorsun ki ha. Oh, aşkım. Bebeğim. Bu tam cadde makinesi ama ya. Bununla uzun yol uzun yol bayağı yorar. Çok tatlı yan atıyor. Ben biraz da koyu konseptli bir adamım. Şimdi mesela biraz önce beyaz Sportster'a... Beyaz Sportster beni hiç cezbetmiyor. Harley'in yağı ya da işte bu tarz koyu mat renkleri. Daha karanlık konseptleri daha çok seviyorum. Bence Harley'in tarzına daha çok yakışıyor. Bu tabii dediğim gibi road kafasına daha yakın makine istiyor. Yani virajları falan bir Sportster'a göre tabii ki daha zayıf. Bir road'a göre. Daha çok böyle biz yolda gazlamaya, caddede ufak ufak gitmeye falan. Tam bir muscle car kafası. Viraj dönerken bir hani bir şey dönüyor. Şimdi ikinci vitesteyim. Önde bu arada Berk var. Sağda gördüğünüz devasa adam Berk Koral. Kaliteli fotoğrafçı arkadaşlarımdan bir tanesi. Onun tabi boyu ve hacmi biraz büyük olduğu için altındaki makine ona çok ufak kalmış. Normalde onun büyük bir Harley'i var. O da çok ağır bir Harley'ci. Bak yanlayayım belki. Gerçekten küçük kalmış sana. Evet abi bu ne? Evet abi. Evet kendisinden de yorumunu duydunuz ya. Yani. Böyle daha şehir içindeki canavar. Adamın garajda saklı tuttuğu makine. Bu. Yani şöyle anlatayım, böyle görünüyor. Çok güzel makine oğlum FXTR. Evet. Önden bir cılızmış ama şurada bir şey eksik gibi. Ver abi. Evet. Bakalım ne kadar tork varmış. Güzel. Daha uzun bir rota yapıyoruz. Evet. Normalde biraz önce izlediğiniz motorda, biraz önceki motorda izlediğimiz rota standart rotaydı. Bu tur normalde Harley'in yapmayacağı bir turdu. Biz işte biraz dahil olduk. Video falan çekiyoruz diye. Ondan sonra birkaç tane isteyen oldu. Tanıdıklar falan var. Biraz öyle toplandı bu grup. Normalde 4 son sürüştü. Şu an saat 5.20 öyle anlatayım. Eyvallah. Nerede bunu kornusu? Bunu kornusu normal. Adamlara bir düt yapamıyorum ya. Artık gerisine biraz da ben sürüşten keyif almaya bakıyorum. Videoyu ne çekeceğim ne anlatacağım değil de biraz orman yolunun tadını çıkarayım. Kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Yorum atabilirsiniz. Vay anasını satayım ne motorlar var falan tarzında. Ya da beğenmeyi de bilirsiniz tabii ki videoyu. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar ve daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.